Metal sektöründe işçi sendikaları ile metal patronlarının sendikası MES arasında 2 aydır süren grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 5. oturumunda anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık zaptı tutuldu. TİS görüşmeleri boyunca MES'in işçi düşmanı tavrını uyarı eylemleriyle protesto eden metal işçileri çeşitli eylemler yapmaya devam ediyorlar. Sakarya Hendek'te bulunan Burda Bebek Fabrikası'nda Petrol İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan 7 kadın, 20 Kasım'da fabrika önünde çadır kurarak direnişe başladı. Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube'de örgütlü İzmir Çiğli Belediyesi işçileri maaşları ödenmediği için 21 Kasım'da iş bıraktılar. Toplanmayan çöpler nedeniyle oluşan tepkiler üzerine belediye yönetimi sahadaki işçilerin ücretlerini ödedi. İşçiler, idari bölümlerde çalışan diğer işçilerin ücretleri ödenmeden işbaşı yapmadı. Yalova'da, Gürdesan gemi makinalarına bağlı taşeronlarda çalışan tersane işçileri, 21 Kasım'da aylardır ödenmeyen maaşları için iş durdurup, şirketin Dilovası'ndaki fabrikası önünde eylem yaptı. İzmir Ali Ağa'da, 9 Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi inşaatında çalışan taşeron işçiler de, aylardır maaşları ödenmediği için iş bıraktı. TUMOB'a bağlı Mimarlar Odası işçileri, TİS sürecini sekteye uğratmak amacıyla sendikanın yetkisine itiraz eden oda yönetimini protesto ederek 23 Kasım'da Mimarlar Odası Ankara Şubesi önünde basın açıklaması yaptılar. Urfa Özak Tekstil'de Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa ederek bir tek sende örgütlenen işçiler, işveren baskısına, işten atma saldırısına karşı 27 Kasım'da üretimi durdurarak direniş başlattı. Valilik, işçilerin eylemlerini yasakladı. Jandarma işçileri darp etti. Sendika yöneticileri gözaltına alındı. İl müftüsü, işçileri cami avlusundan çıkarmak için camiyi kapattı. Direnişçi işçiler her gün polis ve jandarmanın engellemeleriyle, saldırılarıyla karşılaşıyorlar. Örgütlendikleri bir tek senin yöneticileri, işçi temsilcileri gözaltına alınıyor. Ama tüm baskılara, tehditlere, yıldırma politikalarına karşın Özak işçileri mücadelelerine sahip çıkıyor, direnmekten vazgeçmiyorlar. Sendika seçme haklarının yok sayılmasına karşı kararlılıkla mücadele ediyorlar. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar pek çok kentte meydanlarda buluştu, yürüyüşler düzenledi, fabrika ve grev çadırlarından seslerini duyurdular. Kadınlar bu eylemlerde savaşa, şiddete, yoksulluğa, sömürüye hayır dedi. Lastik İş üyesi Corning Optik işçilerinin grevi 150 günü ve TGS üyesi Sputnik Türkiye işçilerinin grevi 100 günü aşkın süredir kararlılıkla devam ediyor. Tarım Sene üye oldukları için işten atılan ve 22 Ağustos'tan bu yana direnişte olan agrobaysaracılık işçileri 27 Kasım'da Bergama Kent Meydanı'nda bir binanın çatısına çıkarak "Agrobay hakkımızı ver" yazılı pankart astı. İşçilerin direnişi sürüyor. 29 Kasım'da Filistin Sendikalar Konfederasyonu'nun çağrısıyla dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de dayanışma eylemleri düzenlendi. DİSK'e bağlı Genel İş, KESK'e bağlı Tümbelsen ve BES üyesi işçiler İzmir'de eylemler yaparken, Filistin'de işgale son platformu İzmir Alsancak Limanı'nda ve İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. KESK 2 Aralık'ta İstanbul ve Diyarbakır'da "Emekten yana demokratik halk bütçesi istiyoruz" sloganıyla mitingler gerçekleştirdi. DİSK 8 Aralık'ta gelirde adalet, vergide adalet ve insanca yaşanacak bir ücret talebiyle mücadele programını ve taleplerini duyurdu. Aralık ayı boyunca 11 kentte kitlesel buluşmalar gerçekleştirme kararı aldı. 8 Aralık'ta Ankara'da, 11 Aralık'ta Edirne'de, 12 Aralık'ta Kırşehir'de, 13 Aralık'ta Mersin'de, 14 Aralık'ta Antalya'da, 15 Aralık'ta İzmir'de eylem yapan DİSK, Aralık ayı sonuna kadar 5 kentte daha meydanlarda olacak. Doğa Koleji öğretmenleri 9 Aralık'ta düşük ücretlere, sendikal baskılara, mobbinge karşı ve özlük hakları için Ataşehir'de bulunan Doğa Koleji Genel Merkezi önünde eylem yaptı. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları 10 Aralık'ta Büyük İstanbul buluşması gerçekleştirerek emeklilik haklarının gasp edilmesine tepki gösterdi. Tüm Emeklilerin Sendikası, Emekliler Dayanışma Sendikası ve DİSK Emekli Sen'in çağrısıyla emekliler 10 Aralık'ta Ankara Anıt Park'ta büyük emekli mitingi gerçekleştirdi.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekliler, sendikal haklarının tanınması talebiyle ve düşük emekli maaşlarına, hayat pahalılığına karşı seslerini duyurdu. UİT derli işçiler mitinge, mezarda emekliliğe, düşük emekli aylığına, sendika hakkının engellenmesine birlikte karşı duralım pankartıyla katıldı.